Jeffries'in Bitcoin ile alakalı yaptığı açıklamaları değerlendireceğiz ve bunun doğruluğu üzerine konuşacağız. Bu şekilde bir haber var. Dev yatırım firması Jeffries'ten Bitcoin'e övgü dolu sözler enflasyona karşı koruyabilir. Tabii ki Robert Kiyosaki'nin de çok fazla söylediği ve BTC'ye dair övgülerini yaparken kullandığı buradaki argümanları ve lafları aynı şekilde bakınız ki görüyoruz ki çok doğru. Evet, bundan önceki videoda da bunun üzerine konuştuk. 2023 yılı içerisinde BTC'nin varlık sınıfları arasında en pozitif hali ve hareketi gerçekleştirdiğini ve pozitif kaldığını, yani diğer pek çok noktadaki varlığa göre daha iyi bir fiyat hareketi yaptığını da açık bir şekilde görmüş olduk. Dolayısıyla evet, kesinlikle Bitcoin başkadır. Bitcoin farklı bir şeydir. Son zamanlarda Bitcoin enflasyona karşı bir koruma ve yatırım fırsatı olarak görülen geleneksel finans kuruluşlarından giderek daha fazla destek görüyor. Ya daha ne kadar destek görecek? Adamlar ETF başvurusunda bulunuyor. Artık yani desteklemeyi bırak. Adam zaten kriptoyu desteklemedi. Adam kriptonun ta kendisi oldu zaten. Daha ne yapacak? Ya da ne bileyim şey, mesela Deutsche Bank. Deutsche Bank kriptoyu destekliyor. Abi Deutsche Bank kriptoyu desteklemiyor. Deutsche Bank kriptonun kendisi olmaya çalışıyor. Adamlar borsa olmaya çalışıyor. Ne yapacak başka? Almanya'nın en büyük bankasından konuşuyoruz. Ya da Microsoft X kriptoyu desteklemenin ötesine geçmeye çalışıyorlar şu anda. Konuştuk bunun üzerine de. Adamlar yine kriptoyu desteklemek değil, kriptonun kendisi olmaya çalışıyor adamlar şu an. Notta firma Bitcoin'in benzersiz özelliklerin onu altınla aynı lige koyduğunu ve güvenilir bir enflasyon koruması olarak görüldüğünü vurguladı. Altınla aynı ligde değil. Bitcoin altından çok ileri bir şey. Sadece dijital bir enstrüman değil. BTC üzerine konuşuyorsan yine altından üstün bir ligde ama aynı şey değil. Bitcoin yeni ve gerçekten bir çağı kapatacak, yeni bir çağ açabilecek bir teknolojinin yaratılışıdır. Sadece bir finansal enstrüman değildir Bitcoin. Aynı zamanda büyük bir teknolojinin de varoluşunu içermektedir. Jefferies yatırımcıların temel olarak ABD'de bir durgunluk endişelerini göz ardı ettiklerini ancak ekonomik göstergelerin yaklaşan bir durgunluğu işaret etmeye devam ettiğini söyledi. Doğru. Çok hafif bir resesyon hali zaten şimdiden başladı. Büyük ölçüde hissedilmemesine rağmen evet hissedilecektir. Mesela Fed'e göre de 2024'ün Eylül'üne kadar ABD'de net bir resesyon yaşanma ihtimali %60'tır. Önde gelen bir küresel yatırım firması olan Jefferies, son raporunda Bitcoin'in enflasyona karşı nasıl bir güç sergileyebileceğini değerlendirdi. Jefferies, ya diyorum ya önceki videoda değerlendirdik bak. Enflasyon 2023'te durumlar belliydi. 2023'te %60'ın üzerinde yükselen bir Bitcoin vardı. Ne diyebiliriz ki? Jefferies Bitcoin'in altınla aynı çantada olması gerektiğine inanıyor. Son zamanlarda Bitcoin enflasyona karşı bir koruma ve yatırım fırsatı olarak görülen geleneksel finans kuruluşlarından giderek daha fazla destek görüyor. Bu destek Bitcoin'in bir sonraki boğa piyasasını tetikleyecek bir kıvılcım bulma çabası içinde olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Bu kısım çok doğru bakın. Yani burada söylemiş olduğu kısım çok doğru. Bir, daha önce de dedik ya, BTC şu an aslında yani tarihsel olarak da baktığımızda kendi içsel durumu olarak tam da büyük şirketlerin alım yapma zamanları. Fakat bunu o kadar agresif görmüyoruz. Yani MicroStrategy falan tabii abanmaya başladı yine. Ya da ARK Invest. Ama istenen açılım olmadı. Çünkü geçmişe göre, önceki sezonlardaki mevcut konuma göre şu anda tabii ki bir Fed gerçeği ve bir ekonomik kriz var. Bunlar ayrı. İki,
Evet, BTC bir boğa koşusu yapabilmek için sebep arıyor resmen. Ve bu sebebi yakında bulacak, hiç merak etme. Bu eğilime uygun olarak önde gelen bir küresel yatırım firması olan CFR'yiz. Bitcoin'i fiyat para birimlerinin değerini düşürebilecek ve enflasyonun yeniden canlanmasına yol açabilecek potansiyel para politikalarına karşı kritik bir koruma olarak onaylayan son kuruluş oldu. 4 Ekim Çarşamba günü yatırımcılara gönderilen bir notta firma Bitcoin'in benzersiz özelliklerinin onu altınla aynı lige koyduğunu ve güvenilir bir enflasyon koruması olarak görüldüğünü vurguladı. Kesinlikle. Jefferies'in küresel menkul kıymetler stratejisi başkanı olan Christopher Wood, başta Federal Rezerv olmak üzere büyük G7 merkez bankalarının sıra dışı para politikalarından sorunsuz bir şekilde çıkma çabası içinde olabileceğini belirtti. Wood, bu para politikalarından çıkamama durumunun doların düşüşüne ve bu da Bitcoin sahiplerine fayda sağlayabileceğini vurguladı. Sıra dışı para politikasından sorunsuz bir şekilde çıkamama muhtemelen ABD dolarının çöküşüne yol açar. Ve bu da hem altın sahiplerine hem de Bitcoin sahiplerine fayda sağlar diyor. Doğru. Yani iki noktada da aynı yola gider aslında. Fakat piyasanın en beğenmediği şey belirsizliktir. Federal Rezerv'in başarısızlığı BTC'yi yükseltir mi? Kesinlikle. Başarısı yükseltir mi? Kesinlikle. Çünkü doları bizzat indirecekler, faiz azaltarak. Resesyon endişelerini görmezden gelmek. Enflasyona karşı bir koruma olarak Bitcoin'in potansiyel önemini vurgularken Jefferies, yatırımcıların temel olarak ABD'de bir durgunluk endişelerini göz ardı ettiklerini ancak ekonomik göstergeleri resesyonun geldiğini söylüyor. 2020'den bu yana para arzının önemli ölçüde genişlemesi sebebiyle bu ekonomik döngüde para koşullarını sıkılaştırma çabalarının daha uzun bir gecikme yaşayacağını vurguladılar. Bu nedenle Jefferies yatırımcılara Bitcoin ve altın yatırımlarının kısa vadeli işlemler yerine bak burası çok önemli. Allah aşkına ben anlatamıyorum. Jefferies gibi dünya devleri bunu anlatabilirse çok memnun olurum. Yine bir şey demek istemiyorum ama piyasada trade ile uğraşıyorsanız çok boş işler yapıyorsunuz. Yani şu yükseliyor dur ona atlayayım buna zıplayayım yapıyorsanız sizin paranızı yeriz yani. O yüzden o şekilde yapmayın. Bunu yapanlar var, bunu yapanlar çıkacak. Çok bunu milyonlar yapacak bak bu sezon. Gerek yok. Siz onlardan olmayın. Satın alın, bekleyin. Düzgün bir şekilde durun. Satın alıp düzgünce durun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.